Çok kıymetli Türkiye Caferileri Lideri Hocamız Selahattin Özgündüz. Çok kıymetli AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok saygıdeğer milletvekilleri, saygıdeğer kaymakamım, saygıdeğer ilçe müftüm, değerli meclis üyelerimiz, özellikle bu programın hazırlamasında büyük emeği geçen Zeynebiye Camiası'nın, Caferi Derin Alimler Birliği'nin çok değerli yöneticileri, sevgili Küçükçekmeceliler, kıymetli Ehli Beyt dostları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, kıymetli kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Muharrem ayınız mübarek olsun, Muharrem yasınız mübarek olsun efendim. Değerli kardeşlerim, hepimizin bildiği gibi Aşura programı sadece kuru bir ağıt değildir. Basit bir matem değildir. Tarihin tozlu sayfalarına saplanıp kalmak hiç değildir. Aşura programları ve Kerbela'yı anmak aslında kalbimizin bir dirilişidir. Ve aynı zamanda bir uyanıştır. Zalime karşı bir direniştir. Ve Rabbimize karşı bir yakarıştır. Bu meydan bir iman tazelemelidir. Peygamber Efendimizin bize bıraktığı o iki kutsal emanete sahip çıkmanın adresidir. Ve hak ve hakikat sadasına hep birlikte lebbeyk demektir. Biz burada o hak ve hakikat sadasını duyduğumuzu ve o sadaya sağır olmadığımızı, oradan gelen, çağları delen o hak ve hakikat sadasına lebbeyk dediğimizi göstermek için bu programları yapıyoruz. Değerli kardeşlerim, acımız büyük ve hepimiz biliyoruz ki aslında Hazreti Hüseyin'e Kerbela'da uğramış olduğu susuzluktan ziyade uğramış olduğu soysuzluk daha ağır gelmişti. Hazreti Hüseyin'e çadırındaki masumların acısı, hasımlarının ona gösterdiği acıdan daha büyük gelmişti. Aslında Hazreti Hüseyin'in ciğerini söken, boynuna ok saplanan Ali Asgar'dı. Yoksa zalime kul olmuş asker ona bir şey yapamayacaktı. Hüseyin'in ciğerini delen, son kez bakmış olduğu Zeynep'in gözleriydi. Yoksa kafirlerin sözleri onu hiç incitmedi. Ve Hüseyin başını feda ederken kafirlerin korkusunu değil, annesinin kokusunu duydu. Biz buna inanıyoruz. Ve Hüseyin'imizin başını alıp gittiler. O günden beri de başsızız. Onu kesip biçtiler. O günden beri de parça parçayız, dağınığız. Kerbela bizim hem çölümüzdür hem gülümüzdür. Bu gülü koklamaya gelenlere selam olsun. Kerbela bizim hem yolumuzdur hem kervanımızdır. Bu kervana katılanlara selam olsun. Kerbela bizim hem derdimiz hem dermanımızdır. Bu dermanı arayanlara selam olsun. Kerbela bizim hem kurumuş toprağımız hem yeşermiş yaprağımızdır.
kalbini bu aşkla yeşertmeye gelenlere selam olsun. Kerbela azgın dalgalar içerisinde bizi sahil-i selamete ulaştıracak bir kurtuluş gemisidir. Bu gemiye binenlere selam olsun. Ve değerli kardeşlerim, biliyorum ki buradaki her bir kardeşimiz, her bir canımız, her bir vatandaşımız aslında şunu söylemek istiyor. Ya Hüseyin, çölde seni özlemiş bir kuş da ben olsaydım. Ayağının altındaki bir taş da ben olsaydım. Senin için görülmüş bir düş de ben olsaydım. Senin için gözlerden akıtılmış bir yaş da ben olsaydım. Senin için dokunmuş bir nakış da ben olsaydım. Zalim için, batılı yıkmak için kuşandığın kılıcının kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Seni görmüş gözlerin üstünde bir kaş da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Değerli kardeşlerim, bu programlarda bir de hep beraberce şu dersleri almamız gerekiyor. İslam coğrafyası büyük bir coğrafya. Müslümanlar büyük bir nüfusa sahip. Sünni dünyası kocaman. Şii dünyası kocaman. Alevi kardeşlerimizin nüfusu kocaman. İşte bunları maalesef pazar olarak görenler var ve bu pazar üzerinden pazarlık yapanlar var. Şimdi her birimiz, ama her birimiz Hüseyin'i duruşla, basiretle, cesaretle, firasetle, akılla, zekayla, irfanla kimsenin bizi kandırmasına müsaade etmememiz lazım. Böyle bir pazar kurulduğu müddetçe maske takmış imamlar olur, hocalar olur, dedeler olur, mollalar olur, ama biz ehli beytin kokusuna o kadar aşina olmalıyız ki kim hangi maskeyi takarsa taksın bizi asla aldatamamalı. İşte Zülfikar gibi bir kılıca sahip olmak, Hazreti Hüseyin'e ait bir irfana sahip olmak bunu gerektirir. İnşallah Rabbim dünyada Müslümanları, kendine pazar olarak görenleri kahru perişan etsin. Onların semtini semtimize uğratmasın. Bize onlara aldanmayacak göz versin, irfan versin, birbirimize muhabbet versin, aşk versin. Çünkü ancak Peygamber Efendimizin şu sözüyle kurtulacağımızı biliyoruz. Birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmazsınız ve iman etmedikçe de cennete giremezsiniz. O yüzden aslında iman etmenin İlk şartı birbirimizi sevmek. Ben Küçükçekmece'yi, ülkemi, Müslüman kardeşlerimi, hatta bütün insanlığı, masumları seviyorum. Rabbim bu muhabbetimizi daim etsin. Özellikle Zeynebiye Camiası'na, başta Selahattin Özgündüz hocam olmak üzere bu programın hazırlanmasında emeği geçen, derdini tasasını çeken, terini akıtan, gözyaşını akıtan bütün kardeşlerimi, ablalarımı, abilerimi tebrik ediyor. Onlara saygılar sunuyorum efendim, hürmetlerimle.